Evet evet biliyorum uzun zaman oldu video atmayalı geç son hafta bir tane attım ondan önce de spoiler videosunu attım. Ama öyle bir olay oluyor ki bu yeni spoiler'da ben kendimi tutamadım. Hatta bunun videosunu yapayım dedim. Ama şöyle bir şey demeliyim spoiler'da ol, ol, neler olduğuna dair pek bir fikrim yok. Şu an videoyu açtım ve spoilerleri okuyacağım sizinle beraber. Yani tepkimle düşüncemle direkt olduğu gibi patlayacak tek bir bilgiyi aldım. O da sancı biriyle dövüşüyor. Aa, böyle bir düşünüyorum da 20 sene önce bunun teori videoları çıkmıştı. Tabi bundan Julius Caesar döneminden kalma teori videoları vardı bu konuyla ilgili. O teori onaylanıyor gibi bir şey oluyor. Neyse anlayan anladı. O olaya geçeceğiz birazdan. Onun on... <laughs> Kusura bakmayın ya. Çoktan da video çekmeyince de böyle bir şey oluyor insan tökezliyor. Neyse. Fazla uzatmaya gerek yok. Saati görüyorsunuz karanlık, yorgunluk üstümde. Ama ben yarın kalkıp acelece işe gitmeden bu videoyu yapayım dedim. Çünkü bilgiler herhalde inanılmaz ve baya dolu dolu geliyor. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan gelsin size spoilerler. Hepsi teker teker. Bölümün adı seni arıyordum oluyor. Ve gelen ilk bilgi de şu ki son yerden devam ediyoruz aslında. Kashi ve Oymo da dev korsanların üyesiymiş. Burada tabii Kaşin ve Oymo ile ilgili daha fazla bilgi verilmiyor. Ama bir şey çıkacak gibi geliyor bu bilgi bizim elimize veriliyorsa. Usopp dev korsanları görünce şaşırmış. Jinbei halen zor ve Lucci kavgasını durdurmaya gidiyormuş. Yani Usopp sonunda devleriyle buluşuyor. Bu tabii güzel bir olay çünkü bizim yıllarca beklediğimiz Usop dev olayı gerçekleşiyor yavaş yavaş. Yani zaten gelecek rotamız da bence belli benim için yani. Ve Zoro Uchi kavgası da yani sona erecek gibi de işte bakalım yani Zoro açıkçası bu bugünkü gelen bilgiden sonra biraz boş kaldı yani. Neyse. Dövüş yerinden devam ediliyor. Luffy Bonny'a neden ağladığını sormuş. Bonnie de her zaman onun Bonnie de her zaman için onu aradığını söyleyince Luffy onca zamandır onun yanında olduğunu söyleyerek gülmüş. Ya Nika göndermesi. Tabi burada yine bir Nika göndermesi oluyor. Sonra da şöyle bir şey oluyor. Luffy Bonnie'ye yaptığı... Yorgunluk. Luffy Bonnie'ye yaptığı saldırının güçsüz olduğunu ve o saldırının aslının nasıl olduğunu göstereceğini söylemiş. Ardından Down Gatling isimli yeni bir saldırıyla Saturn'a vurmuş. Şimdi burada hani Bonnie ve Luffy vs. Saturn ve Kizaru gerçekleşiyor gibi duruyor. Ek olarak da Luffy Bonnie'ye ders veriyor. Yani bu yazıdan anladığım bu. Sen karşıda bir Gorosei alıyorsun. Bir de yanında bir çırak var ona ders veriyorsun. Tabi burada Bonnie nasıl bir çırak ne tarz bir şey olacağı da çok ilginç. Çünkü hani... Elimize verilen bilgilerde habire Bonnie'nin bir Nika model gibi bir şey olacağını gösteriyor bize. Hani olacak demiyorum, yanlış anlamayın da. Yani düşünürse gerçekten kat chapter'dır. Hep bir Nika olayı, hep bir Bonnie Nika'yı bulmak istiyor ya da kuma bulmak istiyor. Ben Nika'yım Nika Jr, Nika, Jart, Nika Jurt. ve Bonnie'nin buradan hani Nika göndermeleri aşırı ilginç bir yere gidiyor bu Nika olayı. Ben diyeyim size yani. Tamam bana şöyle bir şey gibi geliyor biraz sanki. Herkes Nika olabilir gibi yani. Oraya mı gidecek rota zannetmiyorum ama. Yani bu bilgiden şunu yani. Çünkü bir değil iki değil böyle bu Bonnie ve Nika şeysi. Ve Bonnie'nin saldırısı da bir soru işareti bu arada. Eskiden yaptığı saldırı da neyse. Diğer olaya gelelim. Kizaru geri dönmüş. Doğruca Bonnie ve Vegapunk'ı öldürmek için saldırmış. Vay vay vay. Reis yakıştı mı bu? Cık. Ama Kizaru'nun ölümcül saldırısını durduran biri var. Söylesene neden Sanji? Ya dur. Söylesene neden Sanji? Franky ve Kizaru onun bu yaptığını şaşırınca Sanji sevginin ışıktan daha güçlü olduğunu söylemiş. Evet arkadaşlar şimdi burada daha fazla bilgi var mı? Cümlelerde Saturn ismini okumadığım için bu olayın sadece bununla ilgili, yani bu kadarla ilgili olacağını düşünüyorum. Şimdi buradaki asıl olay, Sancı durduruyor. Biz hayplanıyoruz, biz insan evladı, hayplanıyoruz. İşte ay canına, sonlardır, o kadar sene sonra Sancı başardı, Kizaru'yu durduracak da. Abi bir şey diyeyim mi size, Sancı'nın Kizaru'yu durdurması, e, Max Doff'yu durdurduğu kadar olur bak. Yani bu nasıl diyeyim size? Güzel bir panel. İşte animede güzel bir ses tonuyla bir Sanji'nin havalı girişiyle engeller bitti. Başka bir şey çıkmaz burada abi. Sanji dayak manyağı olur Kizaru'ya karşı. Ben niye mi bunu diyorum? Abi açıkçası şöyle bir düşünce içindeyim. Sanji illaki dayak yiyecek yani. Son birkaç arktır baya havalı işlevsel bir şeyler yaptı İlla ki bir dayak yemeli yani Sancı'nın öyle bir olay var yani hani bir benim gücüm yetmiyor bunlar çok güçlü ki bunu o da yapıp da e, aradaki güç farkını da gösterir diye düşünüyorum da onu düşününce de hani kendi düşünceme engel oluyorum abi zaten arada devasa güç farkı var yani bunu herkes biliyordur kabir de yani şu sevgiden sevginin ışık'tan daha güçlü olduğu falan ya bir hype sayfası ya bu. Fazla bir şey beklemeyin burada. Ben size yani. Sanji'nin burada zerre bir boka yarayacağına inanmıyorum. Sanji severler biliyorum. Kızgınsınız. Ama ben netim bu konuda. Sanji dayanı yer. Köşesine oturur. Engeller. Bir dakika. ikinci dakikayı görmez abi. <laughs> Gelelim diğer olaya. Saturn Luffy'nin yumruğunu yedikten sonra geriye uçmuş ve düştüğü yerde kara sakal Sa Siktir. Sanji Luffy'nin yumruğunu yedikten sonra geriye uçmuş ve düştüğü yerde kara sakal korsanlarını görmüş. Katarina, Dev Katarina Devon ve Van Augur. İlginç. İkili Teach. Teach'in özel ırkı ve amacı hakkında konuşuyoruz. Saturn, Teach'in ırkını biliyormuş. Vallahi abi ben bunun hakkında şu an nasıl bir ilk düşünceye sahip olabilirim ki yani. Şimdi Katarina Devon, Manogur orada. Okey başımız üstüne. Teach. işiniz gücünüz yok mu orada hani Van e, Teach'in ırkını konuşuyorsunuz? Hadi konuşuyorsunuz. Satun bunu nasıl biliyor? Hadi bunu biliyor. Teach'in nasıl bir ırkı var? Yani Teach ne kadar özel bir karakter. Şimdi herkesin bir düşüncesi var Teach'le ilgili. Kimi diyor işte yok e, neydi o üç başlı köpek meyvesini yedi. Kimisi diyor yok işte e, Su aygır mı ne bir tane hayvanın meyvesini yedi ondan birden fazla meyveye sahip. Kimisi diyor işte şey yami yami no meyvesiyle yutuyor güçleri. Ya herkes bir şey atıyordu da. Tiçin ırkının değişik olması şeytan meyve yani daha fazla şeytan meyve alabilme ihtimalini de doğduruyor bence. Ki değişik bir ırk özel bir ırk. Düşünüyorum hani tanıdık ırklardan ne var? Açıkçası benim aklıma gelen tek tanıdık bir ırk var Tiche uygun. O da kuman ırkı. Yani tip olarak, boy pos olarak uyabilir yani. Ama bilmiyorum. Yani kumanın açıklandığı bölüm, yani kumanın hikayesinin açıklandığı bölüm, ırkısının açıklandığı bölümde Tiche'inkini de açıklar mısın abi? Valla düşük ihtimal veriyorum. Bence hani yine kumanın ırkı değil. Daha değişik bir ırk olmasını bekliyorum da bu saatten sonra yeni bir ırkı daha mı koyacaksın abi ya? Hani bir ırklar da bir şey olsun yani. Pokemon gibi oldu abi. 150 Pokemon'dan 885'e çıktık. Bu da öyle bir mevzuya döndü yani. Dragon Ball'un evolüsyonları gibi oldu abi. Eskiden sarı renk vardı. Şimdi 1 milyon renk. Irklarda da öyle. Eskiden 2 ırk vardı. Şimdi 1 milyon ırk var. Yani bilmiyorum. Daha fazla ne kadar ırk ekleyecek o da. Kuma'nın ki böyle düşündükçe sanki daha mantıklı geliyor. Çünkü ırk sayısı bokunu çıkardı artık. Mesela ben neredeyse sayamayacak durumdayım ırkları. Neyse. Tabi kara sakal korsanların orada olması da şapkam yok ki böyle saygı gösterim. Neyse. Saturn onları saldırmaya yeltenmiş ancak Van Oger meyvesinin gücünü kullanarak kendilerini başka yere ışınlamış. Sonrasında da görevlerini tamamladığını söyleyerek geri dönmeleri gerektiğinden bahsetmiş. Görevi ne olabilir açıkçası hiçbir şekilde bilmiyorum. Ee... Yani Yani Görevi ne olabilir abi bunların? Yani düşünüyorum da hani adada ne var ki? Yani bir şey çalacaklar, bir güç alacaklar. Başka bir görev olamaz yani. Aklıma başka bir şey gelmiyor açıkçası. Neyse bir son bilgiye bir gelelim. Karibe onlara yaklaşmış ve tiça e hayran olduğunu söylemiş. Kendisini de yanlarında götürmesini istemiş. istemiş. En büyük hayalinin Tiç'in tayfasına katılmak ve onu bizzat görmek olduğunu söylemiş. Şimdi abi bu ilginç bir bilgi. Şimdi burada tabi bu bize neyi onaylıyor aslında biliyor musunuz? Karibu Buggy'nin köpeği. Çünkü Karasakal'ın köpeği değil ise geriye bir Buggy abimiz kalıyor. Çünkü başka kimse Karibu ile uğraşmaz. Hani çirkef oyuna girmez. Ben öyle düşündüm ya benim için başka bir mantık olamaz bu saatten sonra. Çünkü eğer kara sakal üyesi olsaydı zaten orada direkt pat pey ben Teach için çalışıyorum ben lütfen acilen alın size bilgi vereceğim derdi. Öyle bir şey demiyor adam kendini şey yapıyor yani ben diyor size katılmak istiyorum. Yani bu netleşmiş bu da ilginç. Karibu tabi böylece Karibu bütün bilgileri de verebilir gidebilirse. Buradaki asıl mevzu tayfadan bunu bilen gören olacak mı? Yani Karibu'ya bir müdahale edilecek mi? Bence de edilmeli ama Şimdi edilse de şöyle bir sıkıntı var. Luffy meşgul. Bir Gorosei, bir Kizaru, Amiral ile uğraşıyor. Sanji dayak yiyecek bir, bir, saat, bir vakte kalmaz. Jinbei Zoro'yu kurtarmak istiyor. Zoro da Luchi ile savaşıyor. Yani benim bu potansiyel grupta gördüğüm bir Zoro var. Zoro da aşırı dövüşlü olduğu için de ihtimal vermiyorum. Ki zaten Zoro'nun da hem Katarina Devon hem Van Ogur'u aynı anda... Engelleyip de karı bir oradan alacağını da ihtimal vermiyorum. Yani kar bu gider bu saatten sonra abicim. Bir de şurada bir bilgi daha var. Devon Saturn'a dokunmuş. Şimdi de onun gibi görünebiliyormuş isterse. Vay anasına. Bu muydu görev acaba? Hani bir Gorose'ye dokunmak. Hmm. Ya Twitch'ten böyle bir kara sakaldan böyle bir plan beklenir aslında da bu biraz bana fazla kaçtı. Yani bunu hesaplayamaz. Goros'in oraya gideceğini de hesaplayamaz diye. Buna pek ihtimal vermiyorum. Ama tabii bu bilgi çok önemli. Özellikle gelecek arklarda için Saturn'un birinin yani biri Saturn'u kopyalayabiliyor ve bu Twitch'in adamı. Yani bence çok önemli bir olay. Neyse arkadaşlar bir kısa özet geçeyim hani spoilerlere. Dediğim gibi Luffy Bonnie olayı ilgimi çekmiyor değil. Yani bu Bonnie'nin akıbeti hani niye bu haberi Nikam olayı yani habire 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 abiciğim. Hani biraz boku çıktı. Sanki bu Nika tek Luffy özgün değil de başkası da alabilirmiş gibi bir atmosfer var. Yani okuduğum spoilerlerde eski olaylara, chapterlere bakınca öyle bir olay gidebilir gibime geliyordu geliyor da ama dediğim gibi biraz havası kaçar. Biraz D olayı gibi olur. Herkes D sonra. Herkes kralın hakisini kullanıyor. Umarım öyle bir yol alınmaz. Gelelim Kizaru olayına. Hani Kizaru'nun direkten Bonnie ve Vegapunk'ı öldürmek istesini ben ilginç buluyorum. Ama tabi Sanji'nin müdahale etmesi hoş ama hoşluktan ibaret olmaz yani. Orada da yani yer Sanji sonunda. Çünkü yok yani öyle bir dünya yok. Ben buraya da hype'lanmaya gerek duymuyorum böyle konuştukça sakal korsanların gelmesi aslında çok ilginç bir olay. Özellikle görevlik görevlerini tamamlamaları yani bu görev ne abi? Burada ilginç şeyler çıkabilir. Belki Vega punk'ın bir tane işte e, ne diyorlar ona aslanım ne onları almak isteyecekler. Öyle bir görevleri olabilir. Ona da ihtimal vermiyorum. Ama aslında hani, sorry, şöyle diyebiliriz, bir mantığı da var. Teach'in tayfasında teknoloji anlamında hiç kimse yok. Hiçbir birey yok yani böyle aşırı üstün. Ve bundan dolayı belki Vegapunk için teknoloji amaçlı önemli bir şey almak isteyebilirler. Ki bu da mantıklı. Böyle bir şey olabilir. Tabi bunun dışında Teach'in ırkı var. Teach'in ırkı ne? Nasıl bir şey? Dediğim gibi gönül kuman ırkına biraz yani tanıdık ırklardan bir kuma aklıma geliyor. Umarım yeni bir ırkta çıkarılmaz. Çünkü abi her ark bir beş yeni ırk çıkıyor. Artık hani boku çıktı gibime diyesim geliyor bu olaya. Karı bir olayı da dediğim gibi daha yeni açıkladım tekrarlamaya gerek yok yani abicim şöyle bir şey diyeyim spoilerler dolu dolu aşırı dünyayı sarsacak bir olay olmuyor belki ama bir ton küçük olay oluyor bu spoilerde yani bu chapter'da... baya baya şey olacak gelecek chapter'da zirveye vuracak ama spoiler ile ilgili şunu demeliyim bölüm incelemesi baya dolu dolu olacağı için kanalıma abone olun incelemeyi beraber yapalım. Çünkü konuşulacak birçok şey var gibi geliyor. Neyse arkadaşlar uzun zaman sonra biraz fazla konuştum. Ama hani tabi direkt okuyup ilk düşüncelerimi de aktardığımda değişik bir şey oldu. Bu tarz şeyleri seviyorsanız devam yaparım. Benim için de eğlenceli oluyor. Ben yavaştan kaçar. Like atın, abone olun ve hoşça kalın ve iyi akşamlar. Ve kalktıysanız günaydınlar.